Saman GCM'den Tuğberk Çitilci telefon hattımızda. Bir iyi akşamları gönderelim ve hemen gün hikayesini ondan dinleyelim. İyi akşamlar. Fiyatlama dinamiklerinde FED etkisi momentum kaybetmeye devam ediyor. Bundan sonra piyasa katılımcılarının takip listesinde öncelik Trump, daha sonra Amerikan verileri, son olarak da FED gelecek. Ve bu bağlamda Trump'a karşı Amerikan tahvilleri daha iyi reaksiyon verirken FED'e karşı da dolar endeksi iyi bir reaksiyon veriyordu. Bugün Trump'ın beklentisini şekillendirecek sağlık yasasına ilişkin oylama dinamikler açısından önemli olacak. Neden? Çünkü Trump'ın yapabilecekleri adına bir sinyal etkisi yaratacak nitelikte olurken piyasa katılımcıları 8 Kasım'dan beri satın aldığı Trump beklentisini, ki bu da altyapı harcamaları ve vergi indirimlerinde bir detay açıklaması bekleniyor, bu beklentiden kolay vazgeçemiyorlar. Çünkü Trump başlı başına bir bilinmezlik nedeni. Bu bağlamda sağlık yasasının sonucuna bağlı olarak piyasa tekrar riskten kaçış moduna girecek. Bunun teyidini de Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde gerileme ve yen para biriminde değerlenmeden takip edebiliriz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da dolar temalı fiyatlama etkin olmaya devam ediyor. Fransa seçimlerinde birinci turda anketlerde Le Pen liderliğini Macron'a kaptırdı. İkinci olarak da ikinci tur için yapılan anketlerde Macron %63, Le Pen %37 seviyesinde. Dolayısıyla Avrupa'da da Le Pen riskinin biraz daha yavaşladığından bahsedilebilir. İngiltere tarafına baktığımız zaman da perakende satışlar beklentinin üzerinde gerçekleşti. Pound para birimi değer kazandı. Bu noktada da ileriye dönük olarak eğer enflasyon verileri de pozitif gelmeye devam ederse karniden tekrar bir olası faiz arttırım sinyallerini daha güçlü duyuyor olabiliriz. Yurt içi tarafta dinamiklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tutanakları açıklandı. Tutanaklarda aynı söylemlerde enflasyon ve sıkı para politikası duruşuna ilişkin vurgulama yapıldı. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı para politikasındaki duruşa devam ettiği sürece Türk lirasındaki oynaklığın yönetilebilir seviyede olması kuvvetle muhtemel. Varlık fiyatlarında Euro dolar paritesinde 1.0730 destek seviyesini takip ediyoruz. Değerli metal altın içinde 1243-1252 bandında bir fiyatlama davranışları devam ediyor. Bu fiyatlama bandı dışına çıkıldığı zaman da altın için riskten kaçış veyahut da risk alma tercihleri devreye girecek diye düşünüyoruz. Bir şey